Ne? Ha, tutmak istiyorsun. Tamam. Şimdi herkese merhaba öncelikle. Yakında Beril'in doğum günü var. Değil mi Beril'cim? Evet. Ve yakında dediğim bugün günlerden cuma. Salı günü Beril'in doğum günü. Açıkçası bu videoyu tam olarak ne zaman koyarım emin değilim ama o dönem koyacağım. Şimdi Belçika'da şöyle bir şey var. Daha doğrusu Beril'lerin okulunda benim gözlemlediğim bir şey bu. Doğum günü olan çocuğun anne babası diğer sınıf arkadaşları için minik hediyelikler hazırlıyorlar. İşte minik poşetlerin içerisinde böyle şekerleme falan o tarz şeyler oluyor. Ama ben bu tarz şeker falan tarz şeyler koymak pek istemedim. Yiyecek bir tane şey aldım. Evet, bir tır kaçamak gibi. Yani çok güzel bir şey değil aslında ama aldım. Evet, bir dakika gösteriyoruz şimdi. Şimdi öncelikle bu. Yeni kalp. Bunlar poşet. Kalp yanlış gösterdim. Bunlar hediyeliklerini koyacağım. Poşetler. Bu arada ben bütün bu alışverişimi Action diye bir yerden yaptım. Action diye yazılıyor ama Fransızca'da Action diyorlar. Orası buradaki en ucuz yer bu tarz şeyler için. Şimdi bunlar poşetlerimiz olacak. Bunlar olumlu paket olduğu için verilerin sınıfında 20 kişi var. Dolayısıyla ben 2 tane aldım. Fiyatlarını da daha sonra söyleyeceğim. Şimdi bu ne diyeceksiniz? Bu... bu başka bir şey aslında Beril'cim. H&M'de bir kampanya vardı. 3 tane alana 3 tane alın 2 tanesini ödeyin diye. Ben de böyle bir elbise aldım yazlık. 3 tane. Birini Beril'in kuzeni için aldım. Fiyatı 7 lira, 7 euroydu sanıyorum. Beril'cim dur tatlım. Anamı yap. Tamam bir saniye. Evet, bu hazır çıkarmışken Beril'cim göstereyim yani. Bu böyle Beril'in kuzeninin. Evet, bunu böyle kenara koyabilirim. Bu o fasette ya aşağı adıma üpürsüsü tutsu ve şişi sabab ya. Evet, Beril Fransızca şarkılar söylemeye başladı artık. Bayağı bir anlıyor. Ben ve konuşuyor biraz. Kilotum benim. Evet, iç çamaşırı. Hayır, bu atlet. Bu atlet. Beril'i yine Aksiyon'dan atlet aldım. Bir atlet krizimiz var. Yani nedense atlet bulamıyorum burada çok garip bir şekilde. Kırmıyoruz. Hiç kırılabilir mi bisküviler? Evet, böyle bir şey aldım. Bu da yine çok uygundu. Buranın... Bildiğiniz gibi bu Belçika'nın meşhur bisküvisi. Lotus marka. Şöyle göstereyim. Her çocuğun çantasına koyabileceğim şekilde böyle. Bu ne? Bir paketi olduğu için aldım. Yani çok onaylamasam da. Abi ben balon. Evet balon. Tabii ki. Metalik balonlar aldım. Hoşuma gitti yine. Çocukların çantasına hediye olarak koyacağım. Bu benim tatlım. Bunlar renkli kalem. Ders çalışırken ihtiyacım olduğu için bunları aldım. Bu ne? Onlar da gösterelim. Bunlar yüzük. Sallıyorsunuz ve salladığınız zaman aktive oluyormuş. Yani tam olarak bilmiyorum nasıl olduğunu ama işte ışık çıkıyor sanıyorum. Bunlardan 3 tane almıştım galiba. Çok güzel o şokola. Ben çok güzel. Çok güzel bu. Evet. Hangisi? evet. Çok güzel. Bunlar böyle üçlü paket. Şimdi Beril açtı üçüncüsünü. Vegan deniyor. Bunlar çiğ barlar. Yani birçok kuru yemişi falan vuruyorlar çiğden ve ondan sonra onu böyle kalıplaştırıyorlar ve çikolata gibi yiyorsunuz. Gerçekten içerik olarak muhteşem ve bu marka Aksiyon'a geldiği için ve çok uygun olduğu için organik değil. Ama içeriği tertemiz. Yani hiçbir katkı maddesi yok. Ben niye bakıyorum? Size göstereyim. Galiba netleştiremiyorum.
Evet, neyse. Bak küçük. Bu ne? Berlin doğum günü 3. Evet, Berlin doğum günü 3 yaşına gireceği için doğum günü pastasına bunu koyacağız. Bu da benim balon. Bu da arkadaşlarının hediyesi yine. Gösterebilir miyim? Ben. Zıplayan top. Zıplayan top. Yani mümkün olduğunca şeye kaçmamak istedim. Bu da diş fırçası. Yine bu da çok ucuz. Bu diş fırçası. Şimdi şöyle bir fatura çıktı bana. Böyle çok uzun gözüküyor ama. Toplamda bu alışverişe ben 19 euro ödedim. Fena değil herhalde, değil mi? Bu bisküvi mesela, bu büyük paket bisküvi 1.95. İşte balonlar mesela 1.84. İkisi 1.84. İki paketse. Yani 20 balon toplamda. Yine bu atıştırmalıklar 3.49. Şeyleri ya tabii ki bilmiyorum fazla Fransızca, o yüzden natural happiness ne ya, öyle ben ne almışım acaba, hatırlamıyorum. Evet. Yani işte böyle yan fiyatlar. 59 kuruş mesela diyor. Bu diş fırçalarına 1.79 vermişim. Bence çok ucuz. Yani diğer marketlerden alsak çok çok daha. Bir tanesi 3-4 euro oluyor. Yani kaç tane vardı? 4 tane yani. Aç ben de ham. Evet. Bir ham. Sen yedin ama bugün. Ben de o ham. Biriyle parktan geldik. O yüzden böyle saç baş darma duman. Kıyafetleri de bugün okulda çorba dökmüş üstüne. Sen üstüne çorba mı döktün bugün okulda? Evet. Şimdi babasından görüp böyle kaseyi tabağa ya da böyle dikiyor falan. Babası öyle yaptığı için kendisi de evde benim yapıyordu. Dolayısıyla ay bir şey söylemedik. Dikkat. Ama düşeceğim şimdi ben. Sen de düşeceksin. Hadi videoyu kapatalım. Tamam. Bir dakika bekle. Hayır dur, önce bitiş konuşması yapalım bir dakika. Önce bitirelim. Evet, ne diyordum en son? Bir dakika, bitiş sözlerimi söylemedim henüz. Ay gerçekten çocukla çekim yapmak ne kadar zor, görüyorsunuz. Yani bu kaçıncı yapışım? Yani dışarıdakileri saymıyorum. Dışarıdaki de zor aslında da. Bericiğim. Evet, yani şöyle olmuş. Sonuç olarak yemekhanede... Bericiğim tamam, biraz sonra konuşacağız o konuyu. Yemekhanede tabii ki çoluk çocuk, herkes kendi yemeğini yediği için yani kimse özel olarak ilgilenemeyeceği için çocuklarla herhalde Beril de alıp dikmeye kalkmış. Büyük ihtimalle verdikleri çorba böyle çok yoğun bir çorba değildi diye tahmin ediyorum. Yani çok sıvıydıysa Beril de içerken langırt diye üstüne bocalamış, dökmüş. O yüzden de yedek kıyafetlerini giydirmişler. Bu yedek kıyafetleri de artık küçük geliyor. Yani o kadar uzun süredir şeyin içindeydi ki hepsinin kendisine ait böyle bir bez çantası var her çocuğun. İşte böyle yedeklerinin durduğu, ne bileyim, çorap, pantolon, üst falan. Çok mu güzel? Açtı balonları. Ne kadar tozlu bunlar böyle. Aa, çok tozlu. Hadi bunları paketin içine kaldıralım. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beni ve Beril'i tabii ki. Beril'in doğum gününe ben katılamayacağım. Burada okulun içerisine almıyorlar gün içerisinde.
Şansımı zorladım bunu bilmeme rağmen. Öğretmene mail attım dedim. Ben de gelebilir miyim doğum gününe verildim falan. O da hayır, sadece ben, çocuklar ve Madame Monique oluyoruz gibi bir cevap attı. O yüzden yapacak bir şey yok. Evet, kapatıyorum. Hoşçakalın.